böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Tanrım günahımız neydi? Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Tanrım suçumuz neydi? Bu hastaneye senden gizli ilk gelişimi hatırlıyorum. Sana, anneme, kardeşime, iyileşmem için çırpınan herkese... Tamam, anlıyoruz. Gözyaşının mevsimi geçti. Şimdi şenlik zamanı yavrum. Murat nerede? Ne oldu Murat'a? Bana doğruyu söyleyin. Seni bir de Murat'la üzmek istemedik ama... araba kazası geçirdim. Felç oldum ben. Hastanede. Bacakları tutmuyor. Felç mi? Vedat Bey'in yaptıklarını hem çok şaşırdım... hem de çok üzüldüm. Üzülmeyin artık. Boşanıp kurtuluyorsunuz. Keşke. Keşke kurtulabilsem. Seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Çok şaşırdım. Böyle bir soruyu hiç beklemiyordun değil mi? Evet, hiç beklemiyordum. Seni yalancı. Aylardır bütün kalp ağrılarımı biliyordun. Peki, yalancıyım. Biliyordum, bekliyordum diyelim. Yanında mı zehir? Evet. Bir defa da hepsini zorla içirsem olmaz mı? Hiçbir iz bırakmayacak iki damla. Zehirlenerek öldüğü hiçbir zaman anlaşılmayacak. Anladın mı? Bu gece Süreyya ölmeye başlayacak. Dükkanın anahtarlarını getirdim. İzin verirseniz Hulusi Usta'nın yanında çalışacağım. Peki, çalış. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Çünkü tamirhane kapanmayacak. Başkasına mı devredeceksin? Hayır, bir usta alacağım yanıma. Ben çalışacağım. Bir yudum iç. Soluklan sonra konuşalım. Hadi. Hayır. Rahatlamak istemiyorum. Hayır. Git dedim. Bakalım yeğenim için neler yazmışsın. Okuyalım. İmzala hele. Hayır. Gül. Aşağılık namussuzun birisin. Başkalarına da kötülüğün pisliğin bulaşmadan içeriye tıkacaklar seni. Bu sözleri yalatacağım sana. Önce sen ve Süreyya. Önce sizler gebereceksiniz. O davaları geri almayı da göreyim bak. Ben ölürken sizleri yaşatır mıyım? Sizleri yakmaz mıyım? Bombalamaz mıyım lan? O güzel günleri ben de ağlarım. Hele Murat'ın hali aklıma geldikçe. Nesi var? Kazada omuriliği zedelenmiş. Ameliyat yetmedi. Fizik tedavi görecek. Herkes yürüyeceğinden ümitli. Öyle sen için üzülüyorsun? Murat yıkılmış durumda. Bir daha yürüyeceğine hiç inanmıyorum. Çok kötüyüm doktor. Acı çekiyorum. Kader kurbanıyım ben. Ben masumum. Çaresiz, zavallı bir insanım ben. Ben çok hastayım. Sen hasta değilsin. Sen şeytanın tekisin. Ben Hong Kong'a gittim. Uçağa binerken yakaladılar. Bir de uyuşturucu iftirası attılar. Neden biraz da gerçeklerden bahsetmiyorsun? Evime de yangın bombası attılar. Uğraşıyorlar benimle. Sen Ayşe'nin ufacık çocuğunu kaçırdın. Ayşe'yi de öldürmeye kalktın. Şimdi deli numarası gelecek yapıyorsun. Gelecek! Gelecek! Öldürecek seni! Gelecek! Manyakları! Allah belası! Çekil başımdan! Almaya çalışıyorsun bana! Yardım. Seni hemen geldiğin yere göndereceğim. Cezaevine. Yalvarırım kurtarın beni bu delillerden, yalvarırım. Seni kahretsin doktor. Tecrit odasında mı kalacak yoksa koğuşa mı yatıracak? Sonra konuşalım. Yanlış yapıyorsun. Sen bir doktorsun. Düşmanın bile olsa hiç kimseye duygusal davranmaya hakkın yok. Belki gerçekten hastadır. Benimle gelin. Aç lütfen. Seni muayene edeceğim. Hayır! Bak, böyle saldırır, çığlıklar atarsan ilaçla uyuturum seni. Günlerce uyuturum.
Karşıma oturacak, şikayetleri nelerse anlatacaksın. Ben de hastalığın ve tedavin için karar vereceğim. Bir sandalye getirin lütfen. Anlat bakalım. Nedir şikayetlerin? Tanıdım seni. Kocamı elimden aldın. Kahvederim. Öldüreceğim seni. Manyak. Asıl sen ahlaksızlığın yüzünden bir aileyi mahvettin. Murat, Arif baba, Ayşe, çocuklar. Hepsi perişan. Namussuz kahve. Kocamı gönder bana. Ben onu bana diyorum. Elinden aldın onu. Allah'ım sen aldın. Hiçbir ilaca gerek yok. Cezaevine geri gideceksin. Çocuklarım aç. Perişan. Kocamı ver bana diyorum. Çok genç. Hayatta tek başıma savaşıyor. Mankenlik yaparak para kazanmaya çalışıyordum. Cengiz de yeni yeni isim yapan bir mankendi. Ömrümün en kötü, en kara günlerini Cengiz'le beraberliğimde yaşadım. Vay cife karı vay. Aşağılık köpek. Adamı nasıl da sinirlendiriyor. Oku oku, hadi durma. Beni eroine alıştıran, en güzel yıllarımı mahveden adamdır Cengiz. Tüh, lanet olsun, yalancı kahpe. Attığı iftiraya bak. Bak nasıl çıldırtıyor beni. Hadi devam et bakayım. Bin güçlükle kurtuldum Cengiz'den. Sonra bakan da olan Ahmet Tarlıyar'la evlendim. Bırak, bırak beni, bırak. Yorun, lanet olsun. En mutlu bırak. Zamanımda Cengiz gene girdi yaşamına. Beni gene zorla eroin bağımlısı yaptı. Şantajla korkutarak cebimden paramı, parmağımdan yüzüğümü aldı. Çıldıracak gibiydi. Beni mahvetmek için elinden geleni yapıyordu. Ben de evliliğim bozulacak diye korkuyor, onun şantajlarına boyun eğiyordu. Ona benim için yalvarmaya giden Ayşe ile Pervin'i hakaretlerle kovdu. İşte orada, hayır. Hoşuna bekleme, Gül gelmeyecek. Tanıdın mı bizleri? Gül'ün arkadaşlarısın. Elinde kalmış 3-5 yaşında o kıza şantaj yapmaya utanmıyor musun? Üstelik hamile, anne olacak. Çektiği üzüntülerle bebeğini kaybedebilir. Kendi hayatı bile tehlikeye girebilir. Bana ne? Ne demek sana ne? Ne biçim konuşuyorsun sen? Arkanıza sığmasın, daha kötü şeyler yaparım. Söyleyin o sersem. Boşuna ümitlenme. Güle hiçbir şey yapamazsın artık. Biz varız. Biz de ağaç kovuğundan çıkmadık. Elbet koruyanlarımız, senin hesabını görecek olanlarımız vardır. Ya. Yeah. Polise narkotik şubeye de başvuracağız. Hastasın sen. Basın gidin lan. Aa, kimi korkuyorsun sen be? Her şeyi göze almışım ben. Ben zaten ölmüşüm. Polis hastaneye vız gelir. İntiharı düşünecek kadar feci günler yaşıyordum. Sonra kendimi değil Cengiz'i öldürdüm. Ben de seni öldüreceğim, geberteceğim. Ölmüş oğluma attığın iftirayı burnundan fitil fitil getireceğim. Cengiz'i bu ahlaksız kadın alıştırmıştır eroine. Elbette. Benim oğlum sigara bile içmedi hayatında. Nerede kaldı ki eroin? Akıllıydı, usluydu benim oğlum. Babasız. Büyük şehre gidip alnının teriyle para kazanacak. Sonra beni de yanına aldıracaktı. Güzel bir evimiz olacaktı İstanbul'da. Ana oğul birbirimize yaslanıp yaşayacaktık. Benden ayrı kaldığı günlerde bana hep mektup yazmasını istedim. Bir de kendine, sağlığına dikkat etmesin. Ayrılırken yüreğimizden kan gitti. Ama yine de gülebilirim. Bu ayrılık çok sürmeyecek. Çok da nasihat ettim oğlum. Çok da dua ettim.
Otobüs giderken yüreğimden bir güvercin havalandı sanki. İçime öyle bir sarsılma, bir yalnızlık düştü. İstanbul'a gidince olan oldu. Bu Gül denilen kadın gibi kahpeler kanına girdiler oğlumu. Sonra da acımadan vurup öldürdüler. Kanı yerde kaldı. İkimiz ufacık bir kadınla başa çıkamadık, yazık. O şerefsiz katil şimdi de kitap yazıp oğlumun ruhuna azap veriyor. Biz de utanmadan kitabı okuyup ağlaşıyoruz. Kaçırdık o kadını. Zelaya sattık. Az çile çekmedi. Hikaye bunlar, hikaye. Gül kahpesi yaşıyor. Hem de güzel yaşıyor. Cengiz'im öldü. Öldü de kemikleri bile kalmadı. İşte sana yeminle söylüyorum. O kadını gebertmek benim boynumun borcudur. Cezası idamdır. İnfazı için gün sayıyorum. Nasıl okulumu beğendin mi? Ha? Çok seveceksin okulumu. Burada çok mutlu olacaksın. Keşke yeniden çocuk olsam da burada yatılı okusam. Ben de. Ben yıllarca yatılı okudum. Gece yatakhanede, gündüz yemekhanede, bahçede, arkadaşlarınla öyle güzel vakit geçireceksin ki hafta sonları eve dönmek bile istemeyeceksin. Hadi bakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Oğlum artık sizlere emanet. Hiç merak etmeyin. Metin bundan sonra bizim de oğlumuz. Hadi vedalaş annenle amcanla. Sonra da sınıfına göndereyim. Hoşça kal anneciğim. Sakın unutma beni. Unutur muyum hiç? Sık sık geleceğim. Cumartesi pazarları da evde olacaksın zaten. Uslu ol. Derslerine çok çalış. Bana aferinli karneler getir, emin. Peki anneciğim. Şu andan itibaren koca bir erkeksin arkadaşım. Çak. Görüşmek üzere. Gül, ne var ağlayacak? Hiç. Öyle bir günler geçti. Hem disiplinli, iyi bir öğrenim görecek, hem de hayatı güvende olacak. Cerdinen o kadın kaçırmak isteyebilir. Her şey olabilir. Anneciğim. Hadi sen beni kapıda bekle. Anneciğim. Hayır, hayır, hayır. Gitme, lütfen, lütfen. Olur. Bak annen gidiyor, tamam mı? Ne hayır, olur. Lütfen. Bak güzel bir çocuk okuyor burada. Ağlamak yok, tamam mı? Lütfen, hiç öyle şey olur mu? Anneciğim. Bak lütfen. Bak güzel bir çocuk okuyor burada. Ağlamak yok, tamam mı? Ağlamak yok. Hadi, doğruca sınıfına. Hadi. Gel yavrum. Nasıl gidiyor Nuri? İyi usta. Karbatır dökülecek mi usta? Tabii. Sök ve temizle hemen. Ya Murat, balatalar hayli aşınmış. Değiştirsek mi, ne dersin? Usta sensin Namık abi. Ne gerekiyor Somya? Arada bir iki şey daha soruver. Murat çok seviniyor. Merak etme. Sağ ol usta. Merhaba Murat, kolay gelsin. Hoş geldin. Namık usta, kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bak. Seni böyle çalışır görmek harika bir şey. E ne yapayım yani? Boş oturup kara kara düşünmektense işimin başında olayım dedim. En akıllıcasını yapıyorsun. Sen ve Yusuf da en güzel dostluğu gösteriyorsunuz. Neymiş o? Söylesene. Yusuf Holding'e ait bütün taşıtlar burada onarım görüyor. Sana ve Yusuf'a nasıl teşekkür edeceğiz? Bir de tatlılık edeyim de ödeşelim. Hayrola? Bugün delilik numarası yapan paranoyak bir hastam vardı. Cezaevinden gönderilmiş bir kadın. Gözlem altına alınması isteniyor. Şebnem mi yoksa? Ne? Evet, Allah Şebnem. Allah. İnanılır gibi değil. Ben de çok şaşırdım. Epey çalışmış. Azgın bir deli olmuş. Allah kahretsin o Şebnem'i. Sahiden çıldırsa da kurtulsak. Darmadağın etti bizi. Söyledim. Küçük Deniz'i kaçırmasından sizlerin perişanlığına kadar her şeyi döktü. Ne yaptı? Hiç açık vermedi. Saldırgan, dengesiz, bir paranoyak gibi davranıyor. Ceza yememek için işi deliliğe vuruyor pislik.
Evet. Ama inandırırsa, cezai ehliyeti yoktur diye bir rapor alırsa hemen salıverirler. Hayır. Koskoca doktorlar anlamaz mı bunun üçkağı açılığını? Anlamaz olurlar mı? Ama bir de inandırır, yutturursa... Yaşadığımız onca felaketten sonra bunu düşünmek bile ürkütüyor. Merhaba Yusuf. Oo, merhaba. Buyur otur canım. Cizmi gene aradım diye merak ettim. Gene tehdit etti mi seni? Evet. Etrafındaki çember daraldıkça ümitsizce saldırıyor. Size de diş biliyor. Hiç önemi yok. Daha önce de az mı tehditler aldım? Polise bildirdin mi? Bildirdim. Cizmi gibi köpeklere papuç bırakacak değiliz. Üzülmeyin. Benim yüzümden seninle uğraşıyorlar diye üzülüyorum. Yoksa asla vazgeçmeyeceğim davalarımdan. Merhaba. Gerekirse o iki sahtekara ben de dava açacağım. Benim vasıtamla beni kullanarak tanıştılar seninle. Sonra da dolandırıp kaçtılar. Şimdi ben de suçlu sayıyorum kendimi. Nerede oldukları hakkında bir bilginiz var mı? Bir tahmin yapabilir misiniz? Olabilecekleri her yerde arıyor. İzleri bile yok. Polis bugünlerde muhakkak bulacaktır. Üzülme. Bak, ben hiç önemli değilim. Bütün kaygım sensin. Bir an önce yakalanmalarını, kaptırdığım parayı geri almanı istiyorum. Senin gözünde yeniden aklanmak istiyorum. Belki sana bir kötülüğe kalkışırlar. Geceleri senin yanında kalırlar. Hayır. Artık. Hayır. Sakın. Sakın evime gelmeye kalkma. Neden? Süreyya Hanım'ın hiçbir korkusu yok. Gerekirse bizde kalabilir. Bırakın da biz kendi aramızda anlaşalım. Boşanma davamız hala başlamadı. Hala karı kocayız biz. Alo, buyurun. Seni öldüreceğim Gülkanta. Duydun mu beni? Evet, duydum. Ölmüş oğluma attığın iftiranın hesabını vereceksin. İşkence yapacağım sana. İftira değil, hepsi gerçek. Ne feci şeyler yaşadığımı bilmeden suçlu. Köpek! Seni doğduğuna, yaşadığına pişman edeceğim. Seni ben böyle mi görecektim? Benim aslanım. Geçecek, iyileşeceğim hem de. Yanımda Ayşe de varken sakatlığın ne önemi olur baba? Aslandır benim kızım. Anasına, babasına, çocuklarına. Hele hele de kocasına bir hal oldu mu aslan kesilir benim kızım. Biraz daha överseniz küçük dağları ben yaratmış olacağım. Yalan mı Murat? Bak benim kızım tevazuyu da elden bırakmaz. Bırakın benim de biraz da Şebnem'i konuşalım. Delirmiş çıldırmış numarası yaparak hastaneye tıktırmış kendini. Eyvah, oradan gene kaçar bu yılan. Başımıza gelecek var desene. Yo, Allah'tan Pınar muayene etmiş de yutmamış. Cezaevine postalıyormuş. Bu defa kurtulamayacak. Tanıklar, olaylar, her şey ortada. Cinayetleri ortada. Çok sürmeyecek makinesi. Ağır ceza yiyecek, biz de kurtulacağız. Ah, bırakmadınız be. Çoktan gebertmiştim. Bitirmiştim işini. Kurtulmuştuk o beladan be. Sonra senin için mi yansaydık baba? Şebnem için bu yaştan sonra çile çekmeye, yıllarca yapmaya değer mi? Gene de o kaltağın yüzünden yatıyor. Onun hayatı bitti artık. Asıl o çürüyecek hapishanelerde. Görecek misin? Yürü! 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 Aman geldi yine başımızın belası. Yine aramaya başladılar. Telefonda ilk defa seni öldüreceğim oldu. Açıkça söyleyeyim korktum. Çünkü daha önce çok çektim bunlardan. Bana yapmadıkları kalmadı. Yazık ki mahkemede beni kaçırmadılar. Kendi isteğimle gittim diye ifade vermişsiniz. Bu ifade sayesinde de kurtulmuşlar.
Peki şimdi ne yapılabilir? Yani bu ölüm tehditlerine karşı nasıl bir önlem düşünüyorsunuz? Elimizde bu tehditle ilgili hiçbir belge yok. Şikayetçi olduğunuzda kolayca inkar edip kurtulurlar. Gül Hanım'ı öldürdükleri zaman mı harekete geçeceksiniz? Yapabileceğimiz tek şey size bir koruma görevlisi vermek. Sağ olun. Efendim? Kalta, seni o çok güvendiğin polisler de kurtaramayacak. Sen sürünerek öleceksin kaltak. Kurtuluşun yok, anladın mı? Yine mi sen? Daha önce de söyledim. Gel insan gibi açıkça konuşalım. Oğluna iftira atmadığını ispat edeceğim. Geberteceğim seni. Alo. Alo. Hiç korkmadan, çekinmeden sizlerin yanında bile arayıp öldüreceğini söylüyor. Demek ki hep peşinizdeler. Sizi devamlı izliyorlar. Evet, evet, mutlaka öyle. Aradığı telefon numarası sizin ekranınızda gözüktü mü? Hayır. Size bir an önce bir koruma vermemiz gerekiyor. Savcılığa bir dilekçe yazın hemen lütfen. Haklısınız. Hastasın diye hastaneye gönderdik, sağlığa raporu verdiler. Böyle uçuk kaçık oyunlarla cezadan kurtulamazsın. Vazgeç. Tüh be! Sen de düşmanımsın be! Allah belanı versin! Yetişin! Kurtarın beni! Yeter! Atın bunu üzere! Atın başına gelsin! Allah'ım yetişin diyorum! Allah'ım yetişin! Bela mahkumdur. Hadi yürü! Deli bu be! Nerede aslı be? Ver deli bu be! Ver deli! Geç içeri be! Geç içeri bu hiç! Bitmeyecek! Yuh! Manyaklar! Ayşe ile Murat binlerce defa teşekkür ettiler. Gönderdiğin arabalar için. Bana değil, sana etmeliydiler. Ayşe giymiş iş gömleğini. Bir de usta tutmuş, oto bakımda çalışıyor. Hiç şaşmam. Ayşe, sen ve Gül. Her felakete gık demeden göğüs gerenlerdensiniz. Üçünüzden de korkulur. Murat'ı da götürmüş. Murat da oturduğu yerden yapılacakları söylüyor. Bu kötü günleri beraberce atlatacaklar. Bizim atlattığımız gibi. Evet. Sen olmasaydın ben şimdi... Süreyya Hanım da Vedat'a olan aşkından kurtuluyor. Bak bu pek zor. Kendisi söylemiş de açıkça. Bugün benim yanımda canını okudu Vedat'ın. Adam sırnaştıkça Süreyya Hanım sertleşti. Sakın gelme evime dedi. Daha ne desin? Aldatılmış bir kadının acısıyla söylemiştir. Keşke kurtulsa o adam da. Vedat'ın gözü bence sadece Süreyya Hanım'ın parasında. Kesinlikle öyle. Süreyya Hanım'ı uyarıyorum, koruyorum diye benden de nefret ediyor. Aşağılık herif. Süreyya bulmuş akıl hocasını. Yusuf denen o herifin ağzına bakıyor. Üstelik umduğundan da yürekli bir kadın. Yusuf da öyle. Kurusu kasarım öldürürüm tehditleri hiç umursamıyor. Böyle kaçıp mekan değiştirerek daha ne kadar dayanabiliriz? Çok çabuk ve çok kesin bir şeyler yapmalıyız. Benim durumum da hiç parlak değil. Süreyya ayrılmaya kesin kararlı. Bütün hayallerimiz, bütün emeklerimiz boşa gitti desene. Hayır. Öyle bir şey yapacağız ki... Haşmet ve Cezmi davalardan ve hapishanelerden kurtulacak. Biz de Süreyya'nın o bitmez servetini tokatlayacağız. Nasıl olacak bu? Evet, nasıl bir şey düşünüyorsun? Biraz daha bekleyin. Henüz her şey hazır değil kafamda. Ama çok az kaldı. Ne kadar çabuk kurtulursak senin için o kadar iyi olur. Bak dostluk bir yana şimdi can pazarı. Yakalanırsak senin de bizimle birlikte olduğunu... ...karın Süreyya'yı yolmamız için onu önümüze senin attığını söylemek zorunda kalırız. Haklısın. Ama gerek kalmayacak. İstediğimiz gibi bitireceğiz bu işi. Yarın sabah fren baltaları bir daha kontrol ettik mi tamamdır. Tecrübeye çıkar sonra da teslim ederiz. İyi geceler. Murat'a selam. Baş üstüne söylerim. Elinize sağlık. Çok yoruldum. Hadi. Bir emrin var mı yenge?
Yok, gitti güzel karnım doyuyor. İyice dinlen. İyi geceler. İyi geceler canım. Kitabınızın film yapma hakkını satın almaya yetmiyor. Başka bir teklifim olacak size. Merak ettim. Başrolü sizin oynamanızı istiyorum. Olacak şey mi? Olacak en doğru şey sizin oynamanızdır. Bu kitap bir hayal ürünü değil, bir roman değil. Sizin yaşadığınız gerçek bir hayat. Sizden başka hiç kimse bu rolü sizin kadar duyarak, yaşayarak oynayamaz. Doğru söylüyorum. Ben iyi bir yatırımcıyım. İşlerimi duygularımla değil, aklımla yürütüyorum. Siz oynarsanız filmde kitap kadar... Belki daha da başarılı olacaktır. Çünkü çok da güzelsiniz. Sağ olun. Yine doğru söylüyor. Hiç aklımdan geçen bir şey değildi bu. Siz buradaki gerçek kadınsınız. Siz dururken başka bir oyuncu aramak çok yanlış ve akılsızca olur. Ben rol yapmasını hiç bilmem ki. Beceremem. 37. sayfada orta ve lise yıllarında pek çok piyes oynadığınızı yazmışsınız. Hadi, hadi cevap ver bakalım. Siz iyice hazırlıklı gelmişsiniz. Ama evet demek kolay değil. Biraz düşünmeliyim. Hay hay, hiçbir acelem yok. Sonuna kadar bekleyeceğim. İzninizle efendim. Güle güle efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Hepimize. Sizi tanımakla şeref duydum. Çok mutluyum. Sağ olun, ben de öyle. Saygılar Oktay Bey, iyi geceler. Saygılar benden. Sizi kapıya kadar geçireyim. Sinemaya yeni bir yıldız kazandırdığınız için sizi ayrıca kutluyorum. Benden yana olduğunuz için size teşekkür ederim. Doğru bir karar vereceğinizden emindim. Hoşça kalın. Güle güle. Bu rolü oynamalısın. Bence de oynamalısın. Talih kuşu omzuna kondu. Hiç düşünme. Hemen baskı yapmayın bana. Rahatça düşünmeliyim. Bugüne kadar yaşadıklarını, kendi öz hayatını bir başkasına nasıl bırakabilirsin? O tepkileri, o duyguları senin kadar kim iyi bilebilir? Bir anda karar veremem. Zamanla bırakalım, olur mu? Tamam. Hoş geldin. Canım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Hoş geldin anneciğim. Canım, size eli boş geldim bu akşam. Söz yarın çikolata getiririm, ödeşiriz. Hoş geldin Ayşe. Merhaba Murat. Çok mu yorgunsun? Hadi bakalım çocuklar. Yok değilim, çalıştıkça açılıyorum. Hadi bakalım sofraya. Elimi yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Aa Murat. Bu da günlük hasat. Sen de kalsın, bereketini gör. Peki. Yarın işe geliyor musun? Hayır, hiçbir işe yaradığım yok. Yabancı pehlivan gibi kendimi kandıramam. Böyle düşünme Murat. Senin orada olman bile bana moral. Çalışmasan da olur. Murat, doktorlarla konuşalım da tedaviye başlayalım artık. He? Ünlü yazar ve oyuncumuza iyi geceler dileyerek yanından ayrılıyor diye biterdi eski röportajlar. Ben miyim o ünlü kişi? Evet. Sana çok yeni ve çok hoş bir dünyanın kapıları açılıyor. Başaracağından da hiç şüphem yok. Yeter ki rahat ve huzurlu ol. Hacer'in ortaya çıkması hiç düşünmediğim bir şeydi. Aa, telefon çalarsa açma. Kapıyı da açma. Hiç kimseye açma sakın. Tamam, açmam. Tatsız bir şey olursa hemen beni ara. Olur, ararım. Ve sakın korkma. Peki. İyi geceler. Sana da.
kadın ufacık torunumu kaçırdı. Buzdolabında acımasızca ölüme terk etti. Kendini ihbar eden yaşlı bir kadını da öldürdü. Polis kayıtlarında da durum aynen böyle belirtilmişti. Sonra da bizim evimizi bastı. Kızım Ayşe'yi öldürmek amacıyla ateş etti. Elinden yaraladı. Tutmayın, yanıyorum. Tabancanın da buna ait olduğu belli. Vücudum yanıyor. Bırakın. Yanıyorum. Durdurun şunu. Bırakın. Sayın Başkan, gördüğünüz gibi müvekkilen bir ruh hastasıdır. Yalan. Bütün bunlar sırf cezadan kurtulmak için yapılan bir numaradır. Örnekleri de çok görülmüştür Sayın Hakim. Kadını çıkarın salondan. Kendisinin bir akıl hastanesinde derhal tedavi altına alınmasını talep ediyorum. Gereği düşünüldü. İnanılır şey değil. Öylesine akıllı bir domuz ki. Ortalığı öyle bir karıştırdı ki hem Arif Baba'nın tahliyesini engelledi hem de kendini akıl hastanesine posta ettirdi. Pes domuz. Mahkemenin ortasında üstünü başını parçalayıp soyundu arkadaşlar. Şaka değil mi? Bin kişi de bir kişi yapamaz. Böyle bir belayı Allah düşmanıma vermesin. Ne olacak şimdi? Merak etme. Babana bir sonraki duruşmada tahliye ettireceğim. Şebnem şeytanı ne olacak? Hastanede gözlem altında tutulup doktorların vereceği raporu bekleyeceğim. Hiçbir doktor ona deli raporu vermez. Olsa olsa adaleti oyalayıp saptırmaktan ayrıca cezalı. Normalde böylesi beklerim. Ama hiç belli olmaz. Doktorları bile yanıltabilir. İstediği raporu alarak tahliye olabilir. İşte o zaman tutmayın beni. Kızımı, babamı, kocamı perişan eden o kadını yaşatırsan bana da... Tövbe de, sakin ol kızım. Namusuma yemin ediyorum. Gebertirim o Şebnem'i. Şu yatak senin. Otur. Sesini çıkarma. Kaçık manyaklar. Kal. Delilerin arasında kal. Gençliğimizin o ünlü şarkısını bilirsin. Mehtap'ta Orkideler Kadar Güzelsin şarkısını. Filmi de unutulmaz güzellikteydi. Sen işte bu orkide gibisin benim için. Eşi az bulunur, soylu ve çok farklı. Ne yapmak istiyorsun sen? Bu ısrarın, peşimi hiç bırakmayışın. Sanki beni hala seviyormuşsun gibi. Söyledin işte. Seni seviyorum. Çok pişmanım. Beni affetmeni istiyorum. İnanamıyorum. Peki Vedat. Ben de seni seviyorum. Aylardır ben de senin kadar acı çekiyorum. Biliyorum sevgilim. Bacaklarınızdaki hareketlenmeler için bunun inkomplet bir omurilik zedelenmesi olduğunu söyleyebiliriz. İlk bir ay içindeki gelişmeler çok önemli ve hızlıdır. Bu gelişmelerin kazanımı ne kadar fazla ise hastanın iyileşmesindeki hız da o oranda artar.
Bununla birlikte 6 ay içerisinde hastanın durumundaki bu hızlı gelişmede giderek bir azalma görülür. Hastanın durumu 1,5-2 yıl içerisinde kesinliğini kazanır. Bizim amacımız zamanla gelişebilecek olan deformasyonu önleyerek mevcut olan kas gücünü geliştirmektir. Fakat öncelikle sizin istemeniz ve motive olmanız ve tabii fizyoterapistinizle işbirliği yapmanız şart. Sizi yavaş yavaş ayağa kaldırmaya, daha sonra ayakta tutmaya çalışacaklar. Paralel barda ayna karşısında uzun kollara tutunarak ayaklarınızı yerden kaldıracak, bu hareketi yorulana kadar tekrarlayacaksınız. Yüzme bu hastalığın tedavisinde en büyük, en faydalı etkendir. Yine fizyoterapistlerin gözetiminde askılarla havuza indirilecek ya da kuşaklara bağlanmış olarak elektronik sedyeye yatırılacak ve özel havuzda yüzeceksiniz. Başlangıçta sizin kaslarının zayıf olduğu için suyun kaldırma gücünden yararlanabiliriz. Canım. Ve zayıf durumdaki kasları su içinde daha rahat hareket ettirebilirsiniz. Tabii her şeyden önce sabır ve umut, bir de sevgi. Sizi asıl bunlar iyileştirecek. Gayretle iyileşmeye çalışıyor. Çelik desteklerle yürüyor, yüzüyor. Bütün zorluklara göğüs geriyor. Başka türlü yaşayamazdı zaten. Sakat kalacak olsa canına kıyardı, Allah korusun. Allah korusun. Sıra şimdi sana geliyor. İlk duruşmada tahliye olacakmışsın. Yakında eve döneceksin babacığım. İnşallah. Ama gene de bilinmez. Aa, nasıl bilinmez? Bütün tanıklar ve deliller senden yana. Gene de korkuyorum. Karşımızda Şebnem diye bir şeytan var. Çok daha iyisin. Nörodol ve akinotona devam edilsin. 2 hafta da oldu efendim. Öyleyse klopiksol depo ampul yapılsın. Peki efendim. Nasılsın? Alıştın mı biraz? Yemeklerimizi beğeniyor musun artık? Ben seni beğeniyorum doktor. Kurtar beni. İstediğim raporu ver. Sen beni iyi et. Ben de seni iyi edeyim. Tamam mı? Nasılsın bebeğim? Daha iyi. Tadam! Gözlerime inanamıyorum. Daha şık ve daha güzel olamazdın. Canım, Allah nazardan saklasın seni. Başrol için imza atmaya giden bir star. Başka türlü olabilir miydi hiç? Sen gerçekten mükemmel bir şeysin. Hayırlı olur inşallah. İnşallah anneciğim. Allah'a ısmarladık efendim. Aa, güle güle. Hadi. Top bile oynarız bu gidişle. Hadi baba. Evet. Hadi baba. Aşağı. Murat, Arif'e bakıyorum. Merhaba anne. Babamı görmelisin anne. Öyle çok çalışıyor ki çok yoruluyor. Hiç ayrılma yanından.
Seni gördükçe daha güçlenir, hırslanır. Hep yanındayım zaten. Ama bazen dışarı çıkıp ağlıyorum. Allah'a dua edip havuza koşuyorum sonra. Aferin oğlum. Yine ara beni, tamam mı? Tamam anne. Tamam arkadaşlar. Teşekkürler. Gül Hanım biraz sonra bütün sorularınıza cevap verecek arkadaşlar. Arkadaşlar müsaade edin. İşte geldi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Heyecanlıyım biraz. Siz de hoş geldiniz. Bulduk. Buyurun. Anlaşmayı imzalamanız için her şey hazır. Başarılar diliyor, teşekkür ediyorum. Size Argun Arcan'ı tanıtayım. Karşınızda başrol oynayacak arkadaşımız. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Yan yana durur musunuz? Argun Bey, bir eliniz Gül Hanım'ın omuzuna lütfen. Filmden bir sahne gibi.